10 Kasım Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü. Bu geçen sürede Türkiye'miz muasır medeniyetler seviyesine ulaştı mı Sayın Gürsel Tekin? Öncelikle ben de Gazi Mustafa Kemal'ın bugün ölüm yıl dönümünü rahmetle anıyorum ve şunu da söylemek istiyorum. Ben dün Filistinli gençlerle buluştum. Öğrenci Birliği Başkanı ve yöneticileriyle 2 saat bir arada oldum. Çocuklar beni çok duygulandırdı. Özellikle Filistinli bir çocuğumuz, ne istiyorsunuz, ne talebiniz var dedim. Birçok tabii talepler oldu ama talebin bir tanesi çok anlamlıydı. Cumhuriyet Halk Partisi, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini çok seviyoruz. Nutuğu Arapçaya çevirin, Arap coğrafyasına nutuk gönderin. Biz hepimiz ikişer kez nutuk okuduk. Şimdi önce bugün dünya coğrafyasına baktığımızda 56 Müslüman ülke var. Bu ortalama 1,5 milyarla 2 milyar insanın yaşadığı coğrafya. Dünya enerjisinin ortalama %50 ile 55'i İslam ülkelerinin elinde. Yani çok büyük enerji kaynakları olan ülkelerden bahsediyorum. Şöyle fotoğrafa baktığımızda, yani İslam İşbirliği Teşkilatı'na baktığımızda, dünyaya entegre olmuş, dünyaya yön veren, bütün bu engellere rağmen, yani içerideki değişim, engel, cumhuriyetin değerleriyle meşguliyete rağmen kimse önüne geçememiştir. Ve bugün 56 ülkenin içinde tek bir ülke var, kutup yıldızı gibi, o da Türkiye. Demokrasisiyle, hukukuyla, insan haklarıyla, evrensel hukukla, bütün bu engellere rağmen başarabilmiş. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda yaşayarak bu sistemi hayata geçirmiştir. Bir tarafta Orta Doğu coğrafyasını çok iyi biliyor. İşte Libya'sından, Mısır'ından, Orta Doğu'sundan, Asya'sında, doğal olarak da büyüdüğü coğrafya Avrupa. Öylesine bir sentez getiriyor ki bugün baktığımızda bugün bazı lafları kullanmak çok kolay ama 100 yıl önce bugünkü dünyayı, bugünkü Türkiye'yi kavrayabilecek çok büyük bir bilge kendisinin ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Ve bugün her şeye rağmen Cumhuriyet'in bütün değerlerinin bu kadar tartışıldığı bir ortamda toplumumuz asla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten, Cumhuriyet'in değerlerinde vazgeçmemiştir, vazgeçmeyecektir. Ve hiçbir zaman içinde taviz verilmeyecektir. Kesinlikle. Ve ilelebette Türkiye Cumhuriyeti paydar kalacaktır.